Örneklerimize devam edelim. İkinci örneğimizi şunu yapmaya çalışacağız. Yeni opportunity ekleyince opportunity'nin lead source diye bir alanı var. Bu lead source'un web olarak eklenmesini istiyorum. Her zaman. Yani yeni opportunity eklenince her zaman web olmasını istiyorum. Hiçbir şarta bağlı değil. Yani şöyle olsa şöyle olsun diye bir şartımız yok. Her zaman ben opportunity'nin yeni eklediğim opportunity'nin şu şekilde new this week diyelim, bunu pin yapalım. Yeni oluşturduğumuz opportunity'lerde ben şunu istiyorum. Lead source diye bir alanımız var. Nerede? Şuradan bakalım, bulalım. Evet, şu anda göremedim. Ha, şurada. Onun otomatik web olarak değişmesini istiyorum. Çok basit bir örnek. Daha sonra bu şekilde zor örneklere doğru gideceğiz. Şu anda herhangi bir opportunity ekleyince yeniden sıfırdan ben onun lead source'unun web olarak değişmesini istiyorum. Gerçekten çok kolay bir örnek. Ama kolay demeyin. Sürekli kolay kolay örneklerle devam edin. Tam oturması için elinizden gelen bütün örnekleri yapın. Yani isterseniz yaptığınız örnek bir öncekinin aynısı olsun. Farklı bir objekt üzerine bunu deneyin. Ben böyle yapıyorum. Sürekli örnek çözerseniz aynı örnekler fark etmiyor. Konunun tam oturmasını sağlamış oluyorsunuz bu şekilde. Evet arkadaşlar, trigger'ımızı yapalım. Artık account trigger ile benim bir işim yok. Yeni bir trigger oluşturmam lazım. Ben buna bu kez OPP trigger diyorum. OPP trigger diyorum. Ve ondan sonra opportunity objektini seçmem gerekiyor. Bayağı aşağıda bir yer olması lazım. Opportunity'yi seçiyorum. Submit diyorum. Şu anda bir trigger oluşturduk. Ben bu trigger'da ne istiyorum? Şunu istiyorum. Before insert. Yani neden before insert? Ben ne zaman opportunity ekliyorsam o zaman lead source'un web olarak değişmesini istiyorum. O yüzden benim hemen for each loop'u yapmam lazım. Artık bu otursun. For each loop yapmanız gerekiyor. For each loop'u yapıyorum ve eklediğim bütün opportunity'leri zaten bir tane ekliyoruz şu anda. Çünkü user interface'i kullanıyoruz. Tek bir opportunity ekliyoruz. Ama bazen siz birden fazla ekleyebilirsiniz. Yani ne olursa olsun şöyle diyelim. Trigger.new'u kullanmak istiyorsanız Trigger.new'un bir liste olduğunu bilmeniz gerekiyor. O yüzden listelerde biz for each loop kullanarak listenin içindeki bütün opportunity'leri update etmiş oluyoruz. Güncellemiş oluyoruz. Update derken before update ya da after update kastetmiyorum. Tamamen yeni bir opportunity eklerken bazı alanların değişmesinden bahsediyorum. For diyorum. Opportunity yazıyorum içine hatırlıyorsanız. Sonra bir isim vermeniz gerekiyor. Bu listenin içindeki her bir opportunity'ye hitap eden bir isim. OPP olabilir. İki nokta üst üste. Trigger nokta new diyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra parantezlerimizi açıp kapatıyoruz. Ve bunun içinde biz bu OPP'nin bir değerini değişmemiz gerekiyor. Bu OPP artık bir opportunity ve bu opportunity'nin bütün şu yeni opportunity eklerken o OPP'nin de bütün bu filtrelere sahip olduğunu unutmayalım. Çünkü bu single bir opportunity. O yüzden direkt OPP nokta lead source derseniz geliyor zaten pick list görüyorsunuz. Bunu biz web'e eşitleyebiliriz arkadaşlar. Web diyorum. Artık ben ne zaman yeni bir opportunity eklersem onun lead source'unun web olarak değişeceğini biliyorum. Bunu kaydedin arkadaşlar. Çok kısa bir örnek. Kaydedelim. Şimdi opportunity'lere geliyorum. Yeni bir opportunity oluşmamız gerekiyor. Buna biz ne diyelim? New opportunity diyelim. Evet. Hatta şöyle yazalım. Bunu yanına web diyelim. Web için oluşturduk. Bakalım web olarak geliyor mu? Lead source'a hiçbir şey yazmıyorum. Görüyorsunuz. Save diyorum. Tabii şöyle bir durum var. Bazı filtreler zorunlu olduğu için seçmeniz gerekiyor. Ben bazen seçiyorum. Stage olarak da prospecting diyorum. Başka var mı? Başka zorunlu alanımız yok. Save diyorum arkadaşlar. Şimdi details kısmından siz lead source'un web olarak değiştiğini göreceksiniz. Ha, siz bunu update yapınca diyelim ki içi boş. Diyelim ki içi boş değiştirdim.
Artık içi boş. Yani lid sorusu olacak hiçbir şey seçilmemiş. Siz update yapınca, diyelim ki ben bunu update yapmak istiyorum. Updated yazıyorum. Artık sizin lead source alanı değişmeyecek arkadaşlar. Neden değişmeyecek? Çünkü biz before insert yaptık. Before update yapmadık. Ama siz buraya before insert yanına da before update dersiniz arkadaşlar. O zaman hem before insert hem before update bizim lead source her zaman web olacak. Şimdi yapalım arkadaşlar. Tekrar update ediyorum. İsmi update ediyorum. Updated 2 diyelim. Lead source'da yine bir şey görüyorsunuz. Save diyorum. Web olarak değişiyor. Neden? Çünkü ben şunu istiyorum. Before insert ya da before update yaptığınız zaman lead source web olarak değişsin. Yani web olsa da web kalacak. Web değilse de web olarak değişecek. O şekilde anlayalım. Evet, bir sonraki örnekte devam edelim.